Da bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bugün sizler için uykusuzluk, uyuyamamak gibi problemlerden bahsedeceğiz. Evet efendim, uykusuzluğa neden olan şeyler nelerdir, çözümü nelerdir? Evet, uykusuzluğa sebep olan birçok faktör var. Kişinin kendisinden kaynaklanan faktörler, iç faktörler, bir de dış faktörler diye ikiye ayrılır. 90 çeşit uyku problemi var. Yani kişi mesela diyelim ki araba sürerken veyahut da herhangi bir yerde çalışırken aniden uyuyorsa narkopati denir. Böyle aniden uyuyabilir. Bazı hastalıktır bu. Herhangi bir araç kullanırken aniden uyuma veya çalışırken aniden uyuma. Veyahut da uyurken korkunç rüyalar görme, uyuyamama. Bazıları uyurken altını ıslatır, uyuyamaz. Bazı insanlar 9-10 defa gecede uyanırlar, uyurlar, uyurlar, uyanırlar. Doğru dürüst bir uyku uyuyamazlar. Bir de çok aşırı uyuma. Elinde olmayan sebeplerden dolayı uyansa bile sürekli halsiz, dermansız, yorgun hissetme, tekrar uyuma, tekrar uyuma. Yani normal olarak uyku 6 saattir, 7 saattir en fazla. 7 saati bulmaması gerekir. Fakat bazıları 12-13 saat uyur. Bazıları 4-5 saat uyur. Bazıları hiç uyuyamaz sabaha kadar. Birçok sebebi var bunun. Eğer ki sebebi mesela psikolojikse, çalıştığı iş ortamından, aile ortamı, ailevi sebeplerden geriliyor, bunalıma giriyorsa, depresif bir rahatsızlık yaşıyorsa, bu tür rahatsızlığı olan kişilerin sarı kan toron kullanması gerekir. Önce psikolojisinin düzelmesi, psikolojik olarak rahatlaması gerekir. Hem evde hem iş yerinde sürekli çevrede yaşamış olduğu olaylar, ailede veya çevrede veya iş yerinde kişi geliyor ve depresif bir duruma giriyorsa, gerilmeden psikolojik bunalıma giriyorsa psikolojisinin düzelmesi gerekir. Aksi takdirde hiçbir ilaç fayda etmez. Yani bu nedenle bu tür rahatsızlığı psikolojik olarak rahatsız olan kişilerin tam depresyona girmemiş de illaki depresyon olması söz konusu değil ya. O aşamaya doğru yavaş yavaş giden kişinin önce psikolojisinin rahatlaması, relaks olması, olan her şeyi normal karşılayabilmesi gerekir. Bunun için de sarı kantoron, birleşiminde sarı kantoron, lavanta, oğulotu gibi bitki ekstrakları içeren lavanta forte. Bu kişiyi rahatlatır, relax. Kullandığı zaman gayet sakin olur. Mesela televizyon programı çıkarken ben lavantadan alırım bir iki tane, rahat konuşurum. Aksi takdirde mesela bazı programlarda sorulu cevaplı oluyor. O zaman mesela ters ters cevap verenler oluyor. Çok meraklı oluyor. Bu nedenle lavanta veyahut da sarı kantoron forte kişiyi rahatlatır. Beyindeki hormonların salgılanmasını artırır. Mesela çok önemli bir hormon, serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Noradrenalin hormon salgılanmasını artırır. Dikkat eksikliğini, kişiyi konuya odaklanmasını sağlar. Dopamin hormonunun salgılanmasını artırır. Glutamat hormonunun salgılanmasını artırır. Yani psikolojik nedenlerle uyuyamayanların sarı kantoron veya lavanta kullanması gerekir. Bazı insanlarda, çocuklarda mesela çok sık altına ıslatma olay olur. Tabii ki gerilir, üzülür. Psikolojisi gerildiği için yani altına ıslatmıştı, yatağa ıslatın. Çocuk artık uyuyamaz. Ailesinin de baskısı söz konusu olursa daha da kötü olur. Bu tür altını ıslatanlar tabii ki bundan kurtulması gerekir. Bunun için de ayrı bir formülümüz var. Altını ıslatanlar için, çocuklar için ayrık, yaşlı insanlarda mesela bayanlarda özellikle çok altını ıslatma vakası olur. Onları da öksürdüğü, tıksırdığı veyahut da zaman idrarı kaçırma durumu, o biraz farklı. Bayanlar için, yaşlı bayanlar ve erkekler altını ıslatanlar için kaktüs, bu İsrail'de Profesör Doktor Levin İsrail tarafından bizim bildiğimiz Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde yetişen incir kaktüsünden elde edilmiştir.
incir kaktüsü ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, ayı üzüm ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı vesairesi. Bu altın ıslatan insanların veya idrar kaçıran insanlar, yaşlılar için uygun. Ayrık ise çocuklar için uygun. Altın ıslatma problemi aşılmadıkça bu problem aşılamaz. Bazı insanlar da çalışırken aniden uyur. Bu bir hastalık. Veya araba sürerken uyur. Bu tabii ki çok büyük bir felaket, tehlike. Bunun tedavi edilmesi gerekir. Bu da iksir, aloe vera, jel, sarı kantaronla tedavi edilir. Ve eğer bir de şöyle bir durum var. Herhangi bir sebep olmadığı halde kişi uyumak ister, sık sık uyanır. Bir türlü uyuyamaz, uykuya dalamaz. Eğer ağır psikolojik bir rahatsızlığı yoksa buna karşı çok güzel bir bitki vardı. Nedir bu? Çarkıfelek. Çarkıfelek otu, yaprağı, çiçeği, kökü hariç tamamı bunun damla sıdrajesi yapılır. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da ve birçok ülkede. Bir bakalım nereden kimler araştırma yapmış. Profesör Doktor Baya ve ekibi 1991 yılında 1377 uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıkları olan insanlar üzerinde denemiş. Birleşiminde çarkıfelek ekstraktı, kedotu ekstraktı, melisa yani diğer adıyla oğlot ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı içine çok güzel bir formül geliştirdik biz. Zaten klinik araştırmalarla bunun çarkıfelek veya latincesi passiflora. Passiflora forte. Birleşiminde passiflora ekstraktı, oğlotu ekstraktı, özellik ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı bulunur. Kişi bunu kullandığı zaman problemsiz, rahat rahat uyur. Bir hanımefendiye beni aradı, dedi ki kocası hemoroidden ameliyat olmuş. Fakat 3 yıldır hemoroidinde adamcağızın kanama durmuyor. Adam da korkusundan acaba doktorum kanser der mi diye, kanser teşhisi olma korkusundan doktora gidemiyor. 3 yılı geçmiş kanaması durmuyor. Artık ailesinin zoruyla doktora gitmiş. Aa, içeride polip var. İç hemoroid de olabilir, polip de olabilir. Muayene edeceğiz, ona göre karar vereceğiz nedir diye. Bilmiyoruz demişler. Adam iyice panik olmuş. Bakmış, bir daha hanım bakmış ki kocası doktora gitmeyen hiç niyetli değil. Uykuları kaçıyor adamcağızın. Kanser mi korkusuyla uyuyamıyor. Dur demiş, buna bir çare bulayım. Beni aradılar. Dedim problem değil, hallederiz dedim. Kolay. İyi hadi bakalım. İksir aloe vera jel özel bir çay kapsül gönderdik. Kullandı. Tekrar doktora gittiğinde hiçbir şey yok, tamamen silinmiş dedi. Yani kanserim korkusuyla adamcağız olabilirim korkusuyla sabahlara kadar uyuyamıyordu. Böyle bir uyku rahatsızlığı vardı. Çok kısa sürede 6 hafta içerisinde iyileşti. Bir bitki daha var. Bu da uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma rahatsızlığına karşı bu da çok etkili. Nedir? Kedotu. Yalnız kedotu çarkıfelek gibi yaprağı çiçeği değil, kökü kullanılır. Fakat kokusu biraz hoş olmadığı için çayının yapılması, çayının içilmesi insanlara biraz rahatsız ediyor. Bu nedenle biz bunun formül geliştirdik. Bir özel bir formül geliştirdik. Nedir bunun içerisinde? Kedotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı, melisa ekstraktı, özellik sarı kantaron, alıç nane vesaire. 19 çeşit bitki. Şimdi kedotuyla da ilgili klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Martin Adler, Alman asıllı bir doktor. Efendim, sinirsel nedenlerle uyuyamama, iç huzursuzluk, sık sık uyanma, uykuya dalamama, hafif uyuma gibi rahatsızlığı olan 500 hastayı tedavi etmiştir. Profesör Dr. Vorbach, Profesör Atla, uyuyamama, uyku dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlığı olan 60 hastayı tedavi etmiştir.
Ayrıca 225 hastayı 12 ev doktoru hastalarına sadece kedotu, çarkıfelek, oğlotu gibi bitki ekstraklarından oluşan bitkisel drajenerle tedavi etmişlerdir. İyileşmiş, rahatlamış. Şimdi gencin birisi antidepresan kullanmış. Psikolojisi bozulmuş. Yani hormon dengeleri başlamış, anormallikleri. Gece 7-8 defa uyanıyor. Uyuyamıyor. Antidepresan bütün psikolojisini bozmuş. Uyuyamıyor. Uyuduğu zaman tekrar uyanıyor. Böyle kötü rüyalar görüyor. Hallederiz, problem değil. Onun yan tesirlerini atlatamıyor. İksir, aloe vera, kedotu forte. Efendim, sinirlot forte. Kullandığı. 6 hafta sonra hamdolsun artık rahat uyuyorum. Adamcağız bir türlü uyuyamıyor. Rahat uyuyamıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlar da çok uzun süre uyurlar. 12 saat, 13 saat yine kendine gelemez. Neden? Çünkü vücudun aşırı bir oranda asit oluşuyor. Asit. Bu asidi vücut atamıyor. Atamadığı için halsizlik, dermansızlık, yorgunluk devam ediyor. Asidi atmaya çalışıyor. Beyne sinyal gidiyor. Henüz vücut arınmadı, temizlenmedi. Yani yatıp uyumak aslında arınmaktır, temizlenmektir. Laktik asidi ve diğer asitleri vücuttan atmak. Yeni bir günde dinç ve dinamik olarak başlamak. Fakat kişinin vücudundaki asit oranı atılamıyorsa, temizlenemiyorsa sürekli yorgunluk hali devam ediyor. Asidi tetikleyen şeyler bir yanlış beslenme. Özellikle de aşırı peynir yeme. Peynir yiyenlerin kanın pH değeri normal olarak 7.40. Peynir yiyenlerin kanı asidik ortama doğru kayar. Asitlenir. Ve peynir yiyen kişi 12 saat uyuyorsa, peynir yemeyen kişi 8 saat uyuduğunda uykusunu alır. Normal olarak insan vücudunda 100 milyon işte şu kadar hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında glikozlar enerjiye dönüşürken, oksijen tarafından glikoz yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da asetik asit, laktik asit vesaire bir sürü asit ortaya çıkar. Bu asitler vücuttan nasıl atılır? Su ve gaz şeklinde. Yani idrar yoluyla, nefes yoluyla. Eğer kişi yanlış besleniyor da peynir yiyorsa asit oranı 2 katına çıkar. Vücut bunu atamaz. Kişi sürekli halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Yani bu nedenle de uzun uyur bir türlü kendine gelemez. Aşırı uyku rahatsızlığı uyuyan ve kendine gelemeyen insanlar için iksir kullandığı zaman vücuttaki asidi atar, metabolizmayı hızlandırır, pankreası ve karaciğeri çalıştırır. Enzimler oranı arttığı zaman vücutta asit oranı kısa sürede. Artı ginkgo da aynı şekilde beyne kan akışını artırır, beyni besler. Ginkgo burada bir yerde herhalde. Ginkgo beyne kan akışını artırır, beyni besler. Ve bu da halsizlik, dermansızlık, yorgunluğa karşı da etkilidir. Bazı kişilerde korkunç rüyalar görür. Özellikle çocuklar rüyanın etkisiyle, kabus nedeniyle bağırarak, çağırarak uyanır. Bir daha uyuyamaz. Bu kabus görmeye karşı ne var elimizde? Kötü rüyalara karşı Ayku Plus. Ayku Plus güzel rüya görmek istiyorsa kişi Ayku Plus kullandığı zaman zihnindeki bütün negatif düşünceleri siler. Kişi güzel rüyalar görür kullandığında. Artı kötü rüya görmenin bir sebebi de akşamları ağır yemek yemek. Ağır yemek yiyorsa ve yediği yemek sindirilmeden hemen yatıyorsa o kişi kötü rüyalar görür. Bir, iyi uyuyamaz. İki, bu nedenle akşam yatmadan önce ağır yememek gerekir. İlla ki bir şey yemek istiyorsa yoğurt yesin, yatsın. Hiçbir problem olmaz.